Düzce Milletvekili Ayşe Keşir. Buyurun Sayın Keşir. Süreniz 5 dakika. Başkan, değerli milletvekilleri, trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında söz almış bulunuyorum. Konuşmama geçmeden evvel 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutluyorum. Ayrıca vefatının 82. seneyi devriyesinde İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Büyük Türk Milleti adına minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti halkın partisidir. AK Parti çiftçinin partisidir. AK Parti 784 bin kilometre karenin her bir karışında yaşayan kadının, gencin, işçinin, esnafın, çocuğun partisidir. AK Parti kendini bu ülke, bu vatan topraklarına ait hisseden herkesin partisidir. AK Parti umudun partisidir. Demokrasinin, geleceğin partisidir. AK Parti vatandaş ve hizmet odaklı bir partidir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde çeşitli konulara ilişkin olarak düzenleme yapılması gereği partimizin öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Muş ve 25 milletvekili arkadaşımızla birlikte benim de imzam bulunan teklifte trafik kanunu, imar kanunu, büyükşehir kanunu, sermaye piyasası kanunu, vergi kanunu, yüksek seçim kurulu teşkilatı kanunu, ziraat odası, emniyet teşkilatı kanunu ve diğer kanunlarda düzenlemeler içermektedir ilgili teklif. İlgili teklif ile belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araç sahiplerine verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda bu cezalar kapsamında tahsil edilen para cezalarının taraflara iade edilmesi de ifade edilmektedir. 3350 aks olan 25 kişilik minibüs köprüleri kullanırken 3400 aks olan 8+1 yolcu kapasiteli yeni araçlar köprüleri kullanamamaktadır. İlgili cezaların üzerinden yapılan bu düzenlemenin ardından köprü geçişleriyle ilgili yeni bir UKOME kararı da gereği öngörülmektedir. Değerli milletvekilleri, teklifte ayrıca borçlarını yapılandıran ancak ödemelerini düzenli yapamayanlar için tekrar bir yeni düzenleme yoluna gidilmiştir. Hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödemede imkan verilmesi amacıyla düzenleme yapılması öngörülmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bilindiği üzere idari para cezaları her yıl takvim başından geçerli olmak üzere vergi usul kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı da artırılır. Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan fiillere uygulanan ceza tutarları malumunuz üzere yakın zamanda yeniden düzenlenmişti. Teklif ile bu düzenlemede belirlenen tarifenin 2019 yılında yeniden değerlenme oranı artırılmaksızın uygulanmasına devam edilmesi ifade edilmektedir. Sayın milletvekilleri, şehrim Düzce'de bir tarım şehridir. Arazi varlığı olan küçük çiftçileri desteklemek amacıyla asgari ücretin %2'si olan ziraat odası aidatı alt sınırı %1'e düşürülmüştür. Değerli milletvekilleri, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisiyle belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gerekir. Vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresiyle bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin %25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 6 yıldan 8 yıla yine bu teklif ile çıkarılmaktadır. Bununla birlikte tüzel kişiyi kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin mevcut en düşük tarifenin %50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılması da amaçlanmaktadır. Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 79. maddesinde vurgulanan seçimlerin düzen içinde yönetimi açısından sorun oluşturulmaması ve mevcut üyelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasına fayda görüldüğünden Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin seçim sürelerine ilişkin düzenleme yine bu teklifte yer almaktadır. Sayın milletvekilleri, ihtiyaçlar değiştikçe, yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça toplum düzeninin sağlanması için gerekli olan yasal düzenlemeleri yapmak parlamentonun temel görevlerindendir.
Bu düzenlemenin komisyon çalışmaları esnasında emeği geçen tüm parlamenterlere teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.